Charlie. Türkiye'nin en kıllı kahramanı. O bir Amerikalı. Sanal ailesine Amerika'daki rahmetli amcalarından miras kalmış. Charlie evin neşe kaynağı. Hem çok uyanık hem de çok çapkın. Herkes ona bayılıyor. Bu Talat Sanal, evin reisi. Charlie'nin kuzeni oluyor anlayacağınız. Evine çok bağlı, karısına ve çocuklarına aşık. Mükemmel bir baba. Bu Nalan Sanal. Evin tek aklı başında üyesi diyebiliriz ona. Siz bakmayın az önce Talat evin reisi dediğime. Gerçek reis Nalan Hanım oluyor aslında. İki çocuklu, işi hiç bitmeyen, evi çevirmenin dışında bir de bütün gün Charlie ile uğraşıyor zavallı. Bazen ona kızsa da aslında o da Charlie'yi çok seviyor. Bu Afakan, kımıl zararlısı. Nalan'ın kardeşi, Talat'ın kayınbiraderi. Aynı zamanda Sanal ailesinin yeni karşı komşusu. Talat ondan nefret ediyor. Çünkü Afakan'ı çevirdiği her dolabın sonunda Talat'ın da başı yanıyor. Bu Tarkan. Yani Afakan'ın ev arkadaşı. Nispeten düzgün bir çocuk. Terbiyeli, çalışkan, güzel bir işi var, bir geleceği var. Ne yazık ki körle yatan şaşı kalkar misali Afakan da yavaş yavaş onu kendine benzetiyor. Bu Cilve Naz. Apartmanın sarışın çıtırı. Hem Charlie hem Afakan aynı anda Cilve Naz'a aşıklar. Cilve Naz salak mı yoksa salak taklidi mi yapıyor? Biz bunu anlayamadık. Belki siz anlarsınız. Bu Pamuk dünyanın en bahtsız kızı. Çünkü Afakan'a deli gibi aşık. Ama Allah'tan Afakan'ın bundan haberi yok. Ve bunlar Sibel Can'la Nurcan. Evin iki küçük yaraması. Charlie'nin en yakın arkadaşları. Onlar Charlie'ye bayılıyor. Şimdi geçin televizyonun karşısına. Charlie iş başında başlıyor. Eminim siz de Charlie'ye bayılacaksınız. İşten eve kar altında yürüyelim dedik. Yani iki dakikada mahallenin maskarası olduk. Ama yok yok. Ben biliyorum. Hepsi o hain manavın başının altından çıkıyor. Yoksa nereden bulsun yani bacak kadar veletler bu kadar havucu? İyi ki borcumuzu iki gün geciktirdik yani. Sanki borsada hisseleri değer kaybediyor beyefendinin. Ben de yarın bu havuçları alıp o hain manavın ta... Ama neyse neyse. Yani bütün gününü domateslerle, hıyarlarla geçiren bir adam için sinir bozmaya değmez. Karıcığım, yavrularım, ben geldim. Nasıl üşüdüm ya. Yani böyle buz gibi bir günde insanın sıcacık evine gelmesi gibi yok vallahi. Sevgi dolu, huzur dolu, sımsıcak bir yuva. Ben niye üşüyorum hala? Allah Allah. Ay. Charlie. Hoppa. Ver. Ne haber? Charlie. Uludağ falan mı gidiyorsun? Oğlum Uludağ'a mı gidiyorsun dedim. Hayır, Uludağ'a gitmemize hiç gerek kalmadı. Sağ olsun bizi kırmadı, Uludağ buraya geldi. Ne?
Geçen gün haberlerde profesörün teki çıkıp küresel ısınma yüzünden bu yıl kış gelmeyecek dedi ya. E'si bizim salak yöneticimiz Ateş Bey'dir. Bunu ciddiye alıp... Bu sene apartmana kömür almamış. Aynen öyle kocacığım. Vay salak vay. Sana söyledim geçen seçimlerde şuna oy vermeyelim diye ama... ...sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Eğer o iş sakallı kıllı olsaydı... ...bu çocuk Amerika'ya başkan olurdu hayatım. Şaka yaptım. Talat, çok rica edeceğim. Bir süre espri yapma. Ev yeteri kadar soğuk zaten. Hem aynı zamanda Ateş Bey ev sahibimiz biliyorsun. Oy verme de bak bakalım nasıl ışınlıyormuş. Anında bizi bu evden görürsün o zaman. Tamam. Kızma. Gel buraya gel. Kızma benim güzel karıcığım, kızma. Hem ben seni çok güzel ısıtırım biliyor musun? Ne? Sen de beni ısıtırsın bu arada. Ne diyorsun ha? Dur Coşkun. Dur yapma. Ne Coşkun'u? Coşkun kim ya? Hayatım hani filmlerde var ya... Aynı senin şu andaki haline benzeyen, sürekli gözü dönmüş bir şekilde dolaşan arkadaş. Ha öyle Coşku. Ya ne kadar ayıp karıcığım. Yani insan hiç kocasına öyle şey söyler mi? Sen de usludur o zaman. Durmazsam ne olur? Hala dur yapma. Yapma. Boşuna debelenme bebek. Seni burada hiç kimse duyamaz. Ne? Ya canım filmlerde de öyle diyorlar ya. Talat beni... Çok korkutuyorsun, söyleyeyim. Korkutuyor muyum? Evet. Sen fındık falan mıydın bugün? Yo. Yani bana en az 5-6 kilo yemişsin gibi geldi de. Ya... ...bir insanın karısını özlemesi suç mu? Baş başa olsak tamam da hayatım... ...yalnız değiliz biliyorsun değil mi? Yalnız değil miyiz? Yo, yani gayet yalnız ve baş başayız. Talat, Charlie burada görmüyor musun? Charlie mi? Hani var ya... Bütün gün televizyon seyreden, evimizin neşe kaynağı, kıllı bir çocuk. Senin Amerika'dan gelen yeğenin oluyor hani. Şu anda koltukta oturuyor. O mu? Değil mi? Sen bu kıllı arkadaştan bahsediyorsun öyle mi? Yani illa aynı hala. Ya maymun bu ayol. Ne? Özür dilerim. Cümleyi geri alıyor ve en baştan kuruyorum. Maymun bu yahu. Ha şimdi oldu yani. Ya karıcığım. Charlie bizim konuştuklarımızı duysa bile bizi yani böyle el ve kol hareketlerimizi görmediği sürece hiçbir şeyi anlayamaz. Tamam mı? Anlayamaz mı? Anlayamaz tabii hayatım. O masum. Kendi halinde bir maymun sadece. Ciddi mi söylüyorsun? Ben de onu papağan sanmıştım da niye bir türlü konuşmuyor diyordum kendi kendime. Yani... Biliyoruz herhalde Charlie'nin bir maymun olduğunu. Ama hiç de öyle senin dediğin gibi masum, kendi halinde falan değil. Cin bu cin. Hepimizi cebinden çıkarır istese. Ya merak etme. Charlie gel, Charlie git. Charlie otur dışında bütün olayı bizim el ve kol hareketlerimizden anlayabiliyor. Ya bu nedenle bizi görmediği sürece öyle orada maymun gibi oturuyor koltuğunda bak. Yeter artık. Maymun deyip durma şu çocuğa. Alınıyor biliyorsun. Ya dedim ya karıcığım. Şu anda bizi göremediği için hiçbir şey anlamıyor. Merak etme. Allah Allah. Bak ben bunu bilmiyordum. Bak. Mesela hemen bir deneme yapalım. Deneme mi? Evet. Gel bak. Bak izle bak. Gel bak. İzle. Bak şimdi. Kim bıraktı bu bir çuval dolusu muzu buraya ya? Bak gördün mü? Hiç oralı bile olmadı. Neden? Çünkü ben konuşurken beni görmedi. Peki televizyonu nasıl anlıyor o zaman? Orada hareketleri görüyor ya hayatım. Yani anladım. Evet. Bak istersen hemen bir deneme daha yapalım tamam mı? Tamam. Charlie, oğlum ormanda senin için bir acayip olmuş. Böyle bir yumoş olmuş diyorlar biliyor musun? Hatta geçen gün tavşanın teki seni acayip dövmüş. Ben bile istesem seni yerim biliyor musun? Yerim. Böyle seni tek elimle döverim. Ya Tarkan ben eve çok geç kaldım. Hiç gelmesem içeri. Olur mu canım? Ne geç kalması? Senin saatin yanlış. Saatin mi yanlış? Tabii ya. Dün gece saatleri bir saat ileri gittiler. Haberin yok mu senin?
İleri mi ettiler? Evet, her sene enerji tasarrufu ve genel bir kafa karışıklığı olsun diye iki kez kurcalıyorlar ya şu saatleri. Bir de ileri ittilerse o zaman daha da geç kaldım demektir. Ya benim gitmem lazım, kesin gitmem lazım. Babam beni öldürecek. Ulan ilkokuldan beri öğrenemedim şu saatleri ileri geri alma işini. Dur. Yok hayatım, ben yanlış söyledim. Bir saat geri çektiler saatleri. Gel. Emin misin? Eminim tabii. Benim babam Kandilli Rasathanesi'nde çalışıyor. Ne? Oradan uzaya bakıp anlıyorlar ya saatin kaç olduğunu. Uzaya bakıp mı anlıyorlar? Ya bu durumda sen aslında hiç geç kalmadın. Hatta hala bir saatin daha var. Hadi gel. Peki o zaman. Yalnız hemen para koleksiyonuna bakıp çıkacağız ona göre. Tamam. Hadi gel. Tarkan, ya niye böyle fısıltıyla konuşuyorsun? Yoo, ben fısıltıyla falan konuşmuyorum ki. İşte bak konuşuyorsun ya. Aa, hiç farkında değilim biliyor musun? O kadar buzlu kola içersem olacağı budur işte. Hadi Çekül, hadi gel. Tekgül. Ha, ne? Ya benim adım Tekgül. Neyse canım, hadi gel. Neyse mi? Birisi geliyor. Hadi gel. Tamam. Şaka. Sakin ol. Yaşasın, süvariler geldi. süvariler. Hayır, bence Cilvenaz geldi. Ha, ikisi de aynı şey. Merhaba. Charlie. Merhaba Charlie. Hoş geldin Cilvenaz. Canım, özledin mi beni? Tamam. Ben de seni özledim. Kapıda kaldım, içeri girsene. Yok, hiç girmeyeyim Nalan abla. Yapılacak çok işim var. Allah'tan girmedin yani. Apartmanda kaloriferler yanmıyor, biliyor musunuz? Aa, ciddi mi söylüyorsun? Böyle ben de bu kadar saattir nereden böyle serin serin esiyor diye düşünüyordum. Talal. Biliyor musunuz, yarın çok önemli bir sınavım var. Çalışıp hazırlanmam lazım. Ama çok üşüdüğüm için okuduğum hiçbir şey kafama girmiyor, biliyor musunuz? Ben de yeni bir şey söyleyeceksin sanmıştım. Nasıl? Sen bakma Talat amcana, yine takılıyor sana işte. Şaka. Bizim ev en üst katı olduğu için buradan bile soğuk, biliyor musunuz Nalan abla? Of, çok üşüyorum, çok. Hayatım, bu gecelik bir arkadaşına gitsen, orada çalışsan dersini. Hı? Ya da böyle yarı çıplak gezmek yerine üzerine bir şeyler giymeydin mesela. Talat. Bak Charlie battaniye olarak kullanabilirsin mesela. Charlie bundan hiç şikayetçi olmaz. Öyle değil mi Charlie? Çok iyi. Tamam ben sustum tamam. Bu iyi bir fikir olabilir aslında. Yok Charlie'cim yok. Gidip bir arkadaşın yanında kalma fikri iyi bir fikir olabilir demek istemiştim. Birden heyecanlandı tabii çocuk. Neyse, ben gidip arkadaşlarımı arayayım en iyisi. Evet, en güzel fikir bu. Allah zihin açıklığı versin. Sağ olun. Charlie, görüşürüz. İyi akşamlar Cilvenaz. Allah tüm arkadaşlarına sabır versin. Nasıl? Talat. Hadi güle güle canım, hoşça kal. Cilvenaz. Efendim Nalan abla? Bence gerçekten de üstüne kalın bir şeyler giy. İnsan bunlarla yazın bile hasta olur değil mi? Yok, merak etme Nalan abla. Bunun üzerine şapka takıp öyle çıkacağım dışarıya. Hem ben salak mıyım böyle çıkayım dışarıya? Ya tabii ki. Değilsin tabii. Hoşça kal canım, güle güle. Bye. Aynından canım, aynından. Hadi oğlum Afaka, her akşam geç kalıyorsun. Ne olur bu akşam da geç kal. Hatta hiç gelme. Şimdilik gelen giden yok. Harika. Tarkan, kime bakıyorsun sen orada? Kapıdan diyorum, kime bakıyorsun? Hiç kimseye. Orada mıydı bari? Kim? Kim orada mıydı? Hiç kimse. Nasıl espriydi ama. Çok komiksin Betül'cüğüm. Tekgül. Nasıl? Benim adım Tekgül, Betül değil. Anlıyorum. Çay içer misin? Sen içerideyken ben kendime yaptım bile bak. Ana. Yapma ya. Yaptın demek. Ne zahmet ettin canım? Bir fincan çayın zahmeti olur mu canım? Sana da yaptım üstelik. Ya çok sağ ol. Üstüne ekleyeyim mi peki? Sağ ol, daha çok var. Ya dolu sahiden de. Burası ne kadar soğuk oldu değil mi?
Evet, kaloriferler yanmıyor galiba. Ya yanmıyor. Dur ben sana yeni bir çay daha koyayım, bu soğumuştur. Ne? Soğumuştur, soğumuştur. Bak, buz gibi olmuş işte. Sen nasıl kaynattın bu çayı ya? Başka bir şey içer misin peki? Yo sağ ol, bu iyi. İçmen lazım ama. Neden? Sen bir şey içmezsen ben uyku ilacını neyin içine koyacağım o zaman? Uyku ilacını neyin içine koyacakmış? Bu çok iyi ya. Bu bir şakaydı değil mi? Şakaydı tabii canım. $60 ister Mayıs testi 122 milyon 350 bin liralık 7 kolay taksitle. Ay ne yapsam ne etsem gömleğimdeki kan lekesi bir türlü çıkmıyor şekerim. Benim de elimdeki kan lekesi çıkmıyor. Bu lekeleri çıkartmak için ne yapmalıyız? Keşke kocalarımızı bıçaklayarak değil de zehirleyerek öldürseydik şekerim. Hayır, bir insanın ben üzerinde bu kadar çok kan lekesi varsa mutlaka deterjandan başka büyük bir takım sorunları olmalı. Öyle değil mi Charlie? Mesela bu cesedi nereye gömeceğiz gibi. Ya da bir an önce bütün delilleri yok edelim gibi değil mi? Bugün ikinci baharın bitişinin 57. günü sevgili seyirciler. Unutmadık, unutturmayacağız. Ve o güzel günlerin anısına... Biraz abartsaydınız yani. Samatya'da bir arada oldu. Değiştirdim Charlie. Gerçekten... Kalk. Hadi Charlie hop dans. Hadi hadi ver elini ver. Hop hop hop. Yardım edeyim mi hayatım? Teşekkür ederim, ben yaparım. Hareket edince biraz ısınıyorum hiç olmazsa. Ha, iyi. Nalan. Çocuklar nerede? Hiç görmedim onları bu akşam. Mutfakta ders çalışıyorlar. Mutfakta ders mi çalışıyorlar? Evet. Niye mutfakta çalışıyorlar? Buzdolabının karşısında oturup ısınıyorlar da ondan. Bu çok eski bir Eskimo geleneğiydi. Sen bunu bilmiyor muydun? Çok komik. Yani bence sen de bir süre espri yapma hayat. Olur mu canım? Sakın yapma. Çocuklar... Charlie, ne yapıyorsun oğlum sen? Ya dur oğlum, kıracaksın şimdi aleti. Dur. Ya sen ne yaptın zavallı televizyon, böyle acımadan vuruyorsun? Ama niye abicim, vur istediğin kadar yani, kır, tuzluz et güzelim televizyonu. Ondan sonra da bütün gün pencereden sokağa seyredersin artık. Enişte aç şu kapıyı. Orada olduğunu biliyorum. Enişteniz bugün apar topar Avustralya'ya taşındılar efendim. Ve birkaç yüzyılda dönmeyecekler. Kaldırdık mı onlar? Gitti galiba. Ya! Açsana şu kapıyı! Talat, ne yapıyorsun yerde? Kulaklarımı düşürdüm, onu arıyorum karıcığım. Ya enişte, acayip çişim geldi. Aç şu kapıyı yoksa paspasın üstüne yapacağım bak ya. Aç şunu be. Sorunu kabul etmem. Aa, açma. 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 Enişte sen aç. Bittin. Aa! Sen bittin. Aa! Bırak. Aa! Bırak. Abla. Abla katili. Pardon ablacığım. Ben enişte mi olmaya geldiydim? Ne? Ne? Müsaadenle ablacığım. Buraya gel.
Hiç kimse kurtaramaz seni. Buraya gel. Charlie, kaçma. Atıl Charlie, atıl. Şu anda King Kong gelse kurtaramaz seni. Atıl Charlie. Atıl. Ay Charlie, akşamımız yok sana. Bana bak, son bir dileğim var mı enişteciğim? Yalnız rica edeceğim, fazla abartma, makul bir şeyler iste. Çok dişim geldi, çişimi yapıp seni hemen boğacağım. Bakan rahat bırak enişteni. Ya abla, burada deli gibi sıkışmışım. İçimde fırtınalar kopuyor. Bu eniştem kapıyı açmıyor ya. Oğlum sen karşı dairede oturmuyor musun? Niye gidip kendi evinde yapmıyorsun işini, çişini? Yapma ya ablacığım. Bak ben bunu daha önce niye düşünemedim? Ne? Açmıyor ablacığım, anahtar kapıyı açmıyor. Anahtar kapıyı açmıyor. Evet, kapının arkasında anahtar kalmış ya. Yani Afakan, kazık kadar adam oldun. Hala bir anahtarına, kapına, kilidine sahip çıkamıyorsun ya. Aman başladık yine ya. Gel bakayım sen şuraya. Niye biraz daha dikkatli olmuyorsun çocuğum? Niye biraz daha düzenli, disiplinli, tertipli olmuyorsun? Yaşın kemale eriyor. Bugün yarın evleneceksin. Çoluk çocuğa karışacaksın. Onlara örnek olacaksın. E sonra... Ya abla, ben bir işesem de önce sen şu Perihan abla konuşmalarına sonra devam etsene. Ne? Bir damla kaçtım valla. Ne? Bak şuraya bak, defol şuradan. Hadi. Ah. Ah. Talat, sen Charlie'nin bu kapıyı açabileceğine gerçekten inanabiliyor musun? Sen hiç maymuncuk diye bir şey duymadın mı hayatım? Duydum, ne olacak? Al işte sana maymuncuk. Etiyle, kanıyla, orijinaliyle hem de. Yani Charlie de açamazsa bu kapıyı hiç kimse açamaz. Saçmalama Talat. O maymuncuğun bu maymuncukla ne alakası var şimdi? Aa, niye öyle diyorsun karıcığım? Bak şimdi, eğer o her kapıyı açan alete maymuncuk adını verdilerse... bunda kesin maymunların çok önemli bir payı olur. Nasıl yani? Ne bileyim, belki bir maymun icat etmiştir bu aleti. Kısa boylu cüce bir maymun mesela. Ne? Maymuncuk ya. Afakan doğru söylüyor. Abla, Allah aşkına müsaade et. Bir kere vurayım eniştenin Hayır. kafasına ya. Hayır. Hayır. Ona yalnızca ben vurabilirim. Durup dururken niye vuruyorsun karıcığım ya? Durup dururken olur mu Talatcığım? Ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Charlie'den maymuncuk olur mu? Neden olmasın karıcığım? Yani o da maymuncuk, bu da maymuncuk. Yani senin mantığına göre enişteciğim, yani İngiliz anahtarı alırken de İngiltere'ye gitmemiz gerekiyor, öyle mi? Aynen öyle. Abla, ne olur müsaade et, en azından bir kulağını çekeyim şunun ya, ne olur ya. Hayır. Dur bir dakika, ben sana göstereyim. Dur bakayım Charlie, ver şunu bana Charlie. Ver, 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 ver. Ben açarım şimdi bunu. Kırıldı mı? Ne? Ne? Kırıldı mı? Ana! Artık nasıl adi bir anahtarsa al şunu. Sen ne yaptın enişte ya? Ya ben kendim de kırardım anahtarı ya. Ya Allah'ım ya. Yani sana da iyilik yaramıyor ha. Aman çok rica edeceğim enişte. Bir süre için bana iyilik yapma, olur mu? Nankör. Aman. Sanın ailesi, hadi artık evimize gidelim. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. Charlie gel. Geç içeri. Gel bakalım Charlie. Hop dur, sen nereye? Ya az önce kırdın ya enişteciğim anahtarı. Ben Tarkan gelene kadar kendimi bir süre size park edeceğim mecburen. Bana bak, ben sana para vereyim. Git bir kahvehanede çay iç, tamam mı? Git oradakilere eziyet et biraz da. Yok enişte, en son çıkardığım kavgadan sonra artık beni kahveye almıyorlar. Kavga mı? Ne kavgası ha? Ya okeyde durmadan taş çalıyormuş. Baba 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 baba, iftiraya bak Allah aşkına. Ben de hiç okeyde taş çalacak adam tipi var mı enişteciğim ya? Bak bir sen söyle ya. He? Yo 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 yo. Sende daha çok banka soyacak adam tipi var. Benim üçkağıtçı kayınbiraderim. Bana bak enişte. Şu anda sizin evin sınırları içinde sayılmayız. Hazır ablam da yok. Ha? Yakın mesafeden şimdi sana çan tekme atarım böyle şimdi. Yapma ya. Sen hiç enişte dayağı yemedin galiba. Allah! Yeminimi bozdum be! Ya! Bana gençliğimde Bruce Lee talat derlerdi. Ya! O zaman kızlar kendini... Ulan! Talat, ne yapıyorsunuz siz burada? Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Hadi içeri gidin.
Çabuk içeri. Zaten her yer buz gibi, bir de cereyan yaptırıyorlar. Bak bir gül. Bu da 5 milyon bankı. Tek gül, bir gül değil. İkisi de aynı şey. Ha tek, ha bir. Ne? Bak mesela bunun arkasında Anıtkabir'in resmi var. Ne kadar ilginç değil mi? Benim en sevdiğim paralardan biridir bu 5 milyonluk. Kolay bozulur, kolay harcanır. Hepsi bu kadar mı? Olur mu? Hepsi bu kadar olur mu? Aha. Bu da 10 milyonluk mesela. Nasıl ama? Etkileyici değil mi? Paraların en babası, en karakterlisi, en ağırı. Söylemesi bile bir acayip. 10 milyon. Bunun da arka tarafında bakayım. Piri Reis'in dünya haritası var. Doğal olarak bu koleksiyonumun en değerli parçası oluyor tabii. Ya Tarkan, hiç böyle para koleksiyonu olur mu ya? Ha, niye olmasın canım? Bunlar para değil mi? Ya ne bileyim canım, sen bana para koleksiyonu deyince ben de böyle yabancı ülke paraları falan sanmıştım. Yabancı ülke paraları mı? Evet. Ha, anladım. Bir saniye. Çıkartamazsın dedin. Nasıl çıkarttım? İşte burada. 1 Amerikan doları. Asırım oğlum. Aman be. Yeter artık be. Bu kadar şans bir bünyede toplanmış olamaz be kardeşim. Bu kadar bal arımaya da bile yok ya. Evet, hadi bakalım. Herkes sofraya. Hadi. Aa, o kadar çabuk değil. Çabuk gidin, önce ellerinizi yıkayın. Charlie, sen de. Ha, bir de rica edeceğim. Kulaklarındaki o piştileri çıkar artık. Herkes gördü senin ne kadar büyük bir kumarbaz olduğunu. Afakan, yemeğe oturup ailece
İştahımızı kaçırmadan önce gidip bir daha baksan diyorum. Belki şu en az senin kadar üç kağıtçı olan arkadaşın gelmiştir ha. Ne dersin? Ne kadar ayıp. Merak etme işte. Kapının üzerine not yazdım. Tarkan gelir gelmez çalar kapıyı, merak etme. Ben senden kurtulurum, sen de benden kurtulursun. İnşallah, inşallah. Allah veri de bir yerlere takılmasın. Afakan uzat tabağını. Ben aslında biliyorum onun nerede olduğunu ama... Biliyor musun? Tahmin edebiliyorum yani. Hemen gidip getirelim o zaman. Yemeğini ye Talat. Şimdi gelir çocuk. Kesin yine bir kız ayarlamaya gitmiştir o. Kız mı ayarladı? Evet tabii. Ve yine ayarladığı kızı benden kaçırmak için pastane köşelerinde saklanıyordur. Zavallı. Niye senden saklıyor ki kızları? Genelde Tarkan'ın bulduğu kızlar iki saniye içerisinde bana doğru yatay geçiş yapıp bana aşık oluyorlar, biliyor musun işteciğim? Bana doğru böyle yatay geçiş mi yapıyorlar? Söylemesi ayıp. Ben biraz yakışıklıyımdır, biliyor musunuz? Zavallı Tarkan. Ha, buldum. Bu da koleksiyonumun en minik parçası. 50.000 lira. Küçük ama ekmek alırken bayağı bir işe yarıyor. Nasıl buldun bakalım para koleksiyonumu? Güzel. Bakma sen, ay sonu diye bu kadar zayıflar. Ay başlarında daha fazla param olduğu için koleksiyonum da otomatik olarak zenginleşiyor, biliyor musun Takgül'cüğüm? Tekgül. Nasıl? Takgül değil, Tekgül. Neyse, biz de içelim. Çok şirin de evim var. Yalnız mı yaşıyorsun burada? Tarkan, iyi misin sen? Ne dedin sen? Bir ev arkadaşın var mı diye sordum. Selam. Afakan. Ne haber Tarkan? Tarkan, Jennifer Lopez'i eve atmışsın da bize hiç haber vermiyorsun oğlum. Ne kadar ayıp oğlum, ne kadar ayıp. Merhaba, ben Afakan. Tarkan'ın ev arkadaşıyım. Senin de gördüğün gibi ben ondan daha yakışıklı ve daha karizmatiğimdir bebek. Ama... bu da Charlie. Ama yalnızca iş arkadaşları ona Charlie derler. Benim adımı öğrendin. Senin adın acaba hangi güzel çiçeğin adı bakalım? Ya da kesin senin adın isimsiz bir çiçeğe verilmiş olmalı. Çok naziksin Afakan. Biliyorum, biliyorum. Tarkan, sen iyi misin? İyi mi? Çok iyiyim hem de. Burada yalnız mı yaşıyorsun diye sormuştum. Evet, yapayalnız. Tek başıma yaşıyorum hem de. Hatta bazen bir birilerine bakar bakar dururum, biliyor musun Tekilciğim? Tekgül. Ne? Tekil değil, Tekgül. Anlıyorum, anlıyorum. Hadi çayını içsene. Hadi bakalım, herkese afiyet olsun. Durun bir dakika. Şimdi yandık işte. Yine bize dua ettirmeye kalkacak bu. Yok enişte, birden aklıma bir şey geldi. Eminim gelmiştir Afakan'cığım da... yani o aklına gelen şeyi biraz daha aklında tutsan da... durup dururken hepimizin iştahını kaçırmasan diyorum. Yok enişte, bu sefer çok süper bir fikir geldi. Çok süper. Çok süper. Merak ettim gerçekten. Söyle bakayım, neymiş bu süper fikir? Çilingir. Çilingir mi? Ya biz niye çilingir çağırmıyoruz ki? Süper fikre bakın. Çilingir çağıracakmışız. Hadi hadi, herkese afiyet olsun. Nuri Can, şunu versene. Ya enişte, niye öyle diyorsun ya? Çilingir gelince 2 dakikada açar kapıyı ya. Sen bir çilingirin kaça geldiğini biliyor musun? Kaça geldiğini mi? Bilmiyorum enişte. Kaça geliyormuş? Ben de bilmiyorum. Ama eminim çok pahalıya geliyor. Yok arkadaş, karar verilmiş. Yemekten sonra çilingir aranacak. O İyi. Kadar. Sen bilirsin, tamam. Senin çok paran varsa yani ben bir şey diyemem. Atalarımız boşuna dememişler. Aptalın parası kendinden tez ayrılır diye. O zaman enişteciğim, ben de sana aynı atalarımızın topu atan alır, su içene yılan bile dokunmaz ve
anahtarı kıran çilingirin parasını öder gibi üç güzel atasözünü hatırlatmak zorundayım. He? Ya enişte, gözünü seveyim yapma ya. Anahtarı sen kırdın, çilingirin parasını da sen ödeyeceksin tabii ki. Hiç zannetmiyorum. Çilingirin parasını ödemiyorsun yani. Bak bakayım, benim alnımda IMF yazıyor mu bak? Tamam, sen bilirsin sevgili enişteciğim. Birazdan Tarkan gelince anahtar kilidin içinde kırıldığı için, büyük ihtimalle onun anahtarı da kapıyı açamayacağı için hem ben hem de Tarkan arkadaşım kapı kendi kendine açılana kadar burada sizinle kalmak durumunda kalacağız. Ne? Aslında bu hiç de fena fikir değil ha. Ekmek elden, su enişteden. Fıstık gibi vallahi fıstık. Nane, nerede bu çilingirin numarası? Hemen gel. Ne olur gelme Afakan ya. Ne olur gelme Afakan. Ne olur gelme ya. Diğer diş fırçası kimi? Ha? Banyoda iki tane diş fırçası var. Aa, sahi mi? Hiç dikkat etmemiştim de. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Aa, öyle mi? Allah senin iyiliğini versin o zaman. Kimin fırçası? Kimin fırçası? Kimin fırçası olacak canım? Benim fırçam tabii ki. Senin fırçan mı? Zamandan kazanmak için dişlerimi aynı anda iki fırçayla birden fırçalıyorum. Nasıl zamandan kazanmak için? Ben biraz ihtiyaç düşkünümdür biliyor musun Telegülcüğüm? Tek gül. Neyse canım. Bu yüzden her sabah geç uyanıyorum. Ve işe geç kalmamak için dişlerimi aynı anda iki fırçayla fırçalıyorum. Bu bana tam 42 saniye kazandırıyor biliyor musun? Demek fırçaya çok düşkünsün. Ya. Peki sen nasıl uyuyorsun Telegülcüğüm? Ne? Hadi sen de bana nasıl uyuduğunu göstersene. Ne? Hatta şuraya beraber uzanıp uyuyalım biraz. Tarkan dur, ne yapıyorsun? Çok şahane ninniler biliyorum. Biliyor musun Şengül? Tekgül. Anlıyorum. İstersen seninle hemen şurada çok sevilen ninnilerimizden birine güzel bir klip çekebiliriz mesela. Ninniye klip mi çekeceğiz? Evet. Tarkan dur, yapma lütfen. Mesela sen dandini dastanaymışsın. Ne? Ben de bostana giren danaymışım mesela. Dana mı? Tarkan dur! bu ne? Afakan'ın çorabı. Kimin çorabı? Benim çorabım. Senin çorabın mı? Yok canım, olur mu? Teessüf ederim. Ben bu kadar iğrenç bir adam mıyım? Kimin çorabı peki? Öncelikle bu güzel ve akıl dolu soru için sana çok teşekkür ederim Çekülcüğüm. Çekül değil. Benim adım Tekgül. Ha? Çok memnun oldum. Ben de Tarkan. Ya bu çorap kimin Tarkan? Ya ne olur artık akıllı sorular sorma ya. Türk filmlerindeki eve atılmış kızlar gibi salak salak sorular sorsana sen ya. Niye ya? Alo. İyi akşamlar. Çilingir Bey'le görüşmek istemiştim. Nasıl? Bağlıyor musunuz? İyi peki, peki. Şuraya bak. Bu çilingirin sekreteri bile var. Bu adam kesin soyacak bizi. Kesin. Alo Çilingir Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? Sağ olun, sağ olun. Biz de iyiyiz. Ve hatta sağınıza duacıyız efendim. Tabii, tabii. Sizler olmasanız biz yanmıştık. Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Yani ulus olarak kapıların önünde kalmıştık efendim. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi bizim bir çilingirlik olayımız var da onun için rahatsız etmiştik efendim sizi. Evet efendim, eğer şu anda bir yerde çilingirmiyorsanız, yani bir işiniz yoksa, acaba bize teşrif edebilir misiniz efendim? Tabii efendim, evimize şeref verirsiniz. Şuraya bak, sanki Cumhurbaşkanı'nı evine yemeğe davet ediyor. Nasıl efendim? Harika, harika. Şu anda boşsunuz demek. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ya, haklısınız efendim. Biz ailecek özellikle çilingir konusunda çok şanslıyızdır efendim. Evet, evet, evet efendim. Kapı açılacak. Yok efendim, biz dışarıda kalmadık. Biz içerideyiz. Nasıl efendim? İçerideysek niye mi kapıyı açtırmaya çalışıyoruz? Efendim biz içerideyiz de bizim kayınbirader üzerinize afiyet biraz salaktır da... Evet efendim, o kapıda kalmış bu akşam. Enişte, evet, evet, evet. Kaşınma ha. Evet, evet, evet. Ben onu temsilen arıyorum efendim sizi. Çilingir beyefendi, adres vermeden önce olayın ücretini öğrenebilir miyim efendim? Nasıl efendim? Ne kadar? Yok yok, siz beni yanlış anladınız galiba. Kapı komple olarak değişmeyecek. Yani sadece anahtar halledilecek efendim. Ne? Bu açma parası mı zaten?
Beyefendi, yani ben şimdi size bir oha derdim ama... yani dua edin burada çocuklarım var diyemiyorum. Sizin bu yaptığınız düpedüz soygun efendim. Evet, soygun. Bankanın kasasını gidip soyun daha iyi efendim. Enişte? Evet efendim. Ya, evet bir efendim. Saniye, bir saniye. Manyak bu ya. Alo. Alo, merhaba. Yavrucuğum, sen şimdi taksit yapıyor musun mesela? Alo. Alo. Alo, kapattın. Manyak mı ya? Aklını kaçırmış bu. Ne yapalım? Demek ki ben bu gece, bundan sonraki gece, her gece şu kanepede uyurum. Tarkan'a şuraya bir yer yatağı yaparız. O da oraya kıvrılır. Güle güle geçer günlerimiz işte. Ne diyorsun ya? Ya yalnız bizim Tarkan biraz fok balığı şeklinde horlar biraz. Ama ben alışırım. Zamanla siz de alışırsınız. Merak etmeyin işte, merak etmeyin. Olmaz öyle şey, olmaz. O eve girmenin mutlaka bir yolu olmalı, mutlaka. Buldum. Duvarı delebiliriz. Ne? Hayır, yok yok. Astarı yüzünden pahalıya gider o zaman. Yani. Tabii ya. Ali Baba ve 40 Haramileri çağırsak. Ben bir filmde görmüştüm. Hepsi çok delikanlı çocuklara benziyorlardı. Hepsi birden mi? Tabii ya, düşünsenize. Hem de böyle açıl susam açıl deyince... böyle mağaraların kapılarını açıveren 41 tane neşeli adam. Afakan, dalga geçmenin hiç de sırası değil şu anda. Bence tam sırası ablacığım, tam sırası. Saat kaç oldu? Hala minicik bir kapıyı açamıyoruz ya. Şu halimize bak ya. Neden pencereden geçmeyi denemiyorsunuz ki? Olur mu öyle şey kızım? Pencereden girecekmişiz. Yok artık. Yapacağım kız işte. Maymun muyuz biz kızım? Öyle camdan cama mı atlayacağız? Ya ilahi ya yani. Çocuk işte. Çay! Yürü be abim ya. Charlie, hadi abicim ya. 40 yılın başı bir kıyak istedik senden. Kırma şu kardeşini ya. Ya oğlum, şişt, alt tarafı şu yan pencereye zıplayıp kapıyı açacaksın. Sen ki yeri geldiğinde daldan dala, ağaçtan ağaca uçup... şişt, kat kat zor görevleri başarmış bir orman çocuğusun oğlum sen. Hiç koyar mı oğlum sana böyle görev ya? Ya Charlie, hadi sen de naz yapma artık ya, hadi. Yani kurtar hepimizi şu kımıl zararlısından. Ne istiyor bu ya? Kolundaki saati istiyor galiba. Ne? Ne? Akıllı çocuk tabii, bedavaya iş yapmıyor. Ya Charlie, sen ne yapacaksın oğlum saati? İşin gücün yok. Bütün gün boş boş oturuyorsun öyle ya. Olur mu? Televizyonda sevdiği programların başlamasına ne kadar kaldığını nereden bilsin çocuk? Değil mi? Çok sağ ol abla. Tamam oğlum. İyi, al. Bu şimdi saati sörenden de para ister biliyor musunuz? Hadi abicim be. Gel. Zıpla bakalım işimize, hadi. Kafayı yiyeceğim ha. Ya Talat, bunun iyi bir fikir olduğundan emin misiniz? Düşüp bir yerlerini falan kırmışsın çocuk. Düşmez hayatım, düşmez. Maymun bu. Yani Charlie bu. Bir bakalım. Bir dakika. Peki kapalı pencereyi nasıl açacak bu çocuk? Ya merak etme sen. Sabah işe giderken ben pencereyi açık bırakmıştım abla. Açık mı bıraktın? Hmm. Allah korusun hırsız falan girer. Niçin öyle açık bırakıp gidiyorsun pencereleri? Ya kirli çoraplar biraz hava alıp kendi kendilerine temizleniyorlar biliyor musun? Yani doğal bir yeniden dönüşüm süreci yani. Ne? Ya bir nevi çorap fotosentezi de diyebiliriz. Siz de deneyin bak. Deterjanlar acayip tasarruf sağlıyor üstelik. Kirli ve kokmuş çorapları pencerenin yanına... Yeter. Daha fazla anlatma, midem bulandı. Yeter, duymak istemiyorum. Hadi acele edelim. Bak Charlie vazgeçecek şimdi ha. Hadi bakayım oğlum, zıpla. Hadi bak Charlie oğlum, göreyim seni bak. Bu apartman seninle gurur duyuyor oğlum. Kralsın be sen, kral. Acaba benim bandigi falan mı bağlasaydık? Yok bir şey olmaz hayatım, bir şey olmaz. Hadi oğlum bak Aslı, göreyim seni lan. Hadi yavrum, hadi lan. Charlie, sıkı tutun, Charlie. Thank you.
Tarkan. Bu kim Allah aşkına? Kim kim hayatım? Bu resimlerdeki kim? Tüh, resimleri unuttuk. Biraz fazla kendini beğenmiş biri galiba. Nasıl? Şuraya baksana. Ne kadar resmi varsa hepsini etrafa saçmış. Ya sorma. Hafif öküzdür kendisi, biliyor musun? Ne? Çayını alsana diyorum. Kim bu Allah aşkına? Kardeşim falan mı? Çok rica ederim Telegül'cüğüm. Bunu bir hakaret sayıyorum. Telegül değil, Tekgül. Ben de onu söylüyorum. Bunu bir hakaret sayıyorum. Şunun benim kardeşim olması ihtimali, dişi bir koalanın ablam olması ihtimaliyle aynı yani. Ne bileyim canım, bütün resimlerde pek bir samimi çıkmışsınız. Aa, o var mı? Onların hepsi biz küsmeden önce çekilmişti. Siz küsmeden önce mi? Uzun hikaye Çekgül'cüğüm, uzun hikaye. Ya Tekgül benim adım. Neyse canım, şimdi durup dururken tecavüz edip de öldürdüğü onlarca kadının hikayesini anlatacak olursam canını sıkmış olurum. Hadi gel, biz çayımızı içelim ha, ne dersin? Hayret, ya şirin bir çocuğa benziyor halbuki. Sen bakma onun öyle şirin şirin durduğuna. Aslında melek yüzlü bir katildir kendisi. Melek yüzlü bir katil mi? Hı-hı. İnsan kılığına girmiş bir canavar olarak dolaşır aramızda. Hayret, hiç belli olmuyor halbuki. Onun için aman diyeyim Cangül. Tekgül! Her neyse, aman diyeyim, olur da bir gün tanışırsan uzak dur ondan. Sakın yaklaşayım deme, tamam mı? Adını sorarsa sakın söyleme. Hele cep numaranı kesinlikle vereyim deme, tamam mı? Tamam. Harika. Şerefe. Benim anlamadığım... Yine neyi anlamıyorsun ya? Yine neyi anlamıyorsun ya? Oh be Charlie! Oğlum Charlie, nereye gidiyorsun? Üst kata değil, ulan yan tarafa! Ay. Şahibe Hanımların penceresine gidiyor. Dur, şimdi indireceksin yüreğine. İn oğlum aşağı, in. İn. Tamam. Sıkı tutun. Oğlum sıkı tutun. Ama pencere kapalı galiba. Ya yok enişte, açık olması lazım. Charlie, elektrik tellerine dokunma çocuğum. Ay. Enişte ne yapıyor bu ya? Güvercin kovalıyor. Ya sırası hadi mı şimdi güvercin kovalamanın? Ay, hadi birini tuttu galiba bak. Hadi. Gel. Charlie, asıl görevine odaklansana oğlum. Hadi. Asıl görevine odaklan. Anneciğim, kuş kurtuldu Charlie'nin elinden. Kurtuldu vallahi. Anne, kuş geliyor, yatın. Evde. Bir kuşumuz eksikti. Ya işte böyle Şengül'cüğüm. Öf Tekgül. Burası benim evim işte. Para koleksiyonuna baktık. Çayımızı içtik. Şimdi sıra geldi. Charlie. Ne? Charlie mi? Bu kadarı yeter artık Tarkan. Neyin ne kadarı yeter hayatım? Ya geldiğimden beri adımı yanlış söylüyorsun. Birgül diyorsun, Şengül diyorsun, sesimi çıkartmıyorum. Ama bana utanmadan bir de Charlie demene izin veremem Tarkan. Ben gidiyorum. Hayatım dur gitme. Sadece şaka yapıyordum. Şaka. İçeri girdi galiba. Hadi bakalım. Hadi. Niye açmıyor bu kapıyı? Ne bileyim. Allah Allah. Charlie. Hadi aç Charlie, hadi. Kapıyı. Şakaydı diyorum ha. Şakaydı. Allah geldi. Kim geldi? Kim gelecek? Hiç kimse. Bana bak Charlie, buzdolabındaki o son dilim pasta benim. Eğer onu yiyorsan yandın oğlum sen. Açsana şu kapıyı. Açsana şu kapıyı. Aç Charlie. Charlie aç kapıyı. Hadi yavrum be, aç be yavrum be. Charlie. Hadi aç. Charlie, oğlum açsana şu kapıyı be oğlum ya. Açsana ya. Ya bir dakika kardeşim, şurada Charlie ile konuşuyoruz ya. Alo. Charlie. Oğlum senin ne işin var burada ya? Oğlum bu kapıdan gelmeyeceksin. Bu kapıdan geleceksin. Aman be abicim. Hadi be yürü be abicim. Yürü. Yaşasın. Gidiyorlar. Gidiyorlar mı? Gidiyor. Gidiyor yani. Senin bu arkadaşın niye sana Charlie diyor peki? Ha? Duymadın mı? Sana Charlie diye sesleniyordum. Aa, hep bana Charlie der. Ben de ona şey derim. Tekgül derim. Aa, benim adım da Tekgül ama. Aa, ciddi mi söylüyorsun? Aa, ben gidiyorum Tarkan. Hayır, şimdi gidemezsin. Oğlum, oraya kadar geçtin.
Niye açmadan kapıyı geliyorsun yahu? Aa, pencere kapalıydı demek istiyor galiba. Pencere kapalı mı? Aa, ben dedim size ama. Yok enişte, vallahi sabah en son ben çıktım. Pencereyi de açık bıraktığıma eminim ya. Hadi abicim, bir daha dene gözünü seveyim ya. Bak bu defa aç şu kapıyı ya. Ya hadi be abicim be. Ya bir kere daha dene şunu. Aç şu kapıyı oğlum, hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Hadi. Kıvrılın benim hadi ya. Hadi. Kıvralım beni. Charlie. Hadi. Charlie. Hadi. Dikkat et. Hiçbir yere gidemezsin Bengül. Ya benim adım Tekgül. Bana ne? Hiçbir yere gidemezsin. Beni korkutmaya başlıyorsun Tarkan. Bir daha seninle asla görüşmek istemiyorum, anladın mı? Charlie. Bak yine bana Charlie dedi, duydun mu? Ben sana sabun koleksiyonunu göstermiş miydim? Sabun koleksiyonunu mu? Evet, sabun koleksiyonunu. Gel bak, bayılacaksın. Gerçekten bayılacaksın. Dur Tarkan, hadi. Ne yapıyorsun yürü, 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 yürü. Sen? Ya bırak! Ya bırak! Ya çıkar beni buradan, çıkar! Charlie, ne yapıyorsun abicim sen burada ya? Afakan yolladı değil mi seni? Allah Allah. Ne oldu? Bir an sanki Tarkan'ı gördüm galiba. Bakın bakın, girdi galiba. Ha? Hadi yürü. Hey, hey, çabuk sever hadi. Hadi aç hadi. Aç hadi. Ya oğlum oyunu bırak, sen de aç şu kapıyı ya. Açmadı. Yine geldi bu. Charlie. Nereye saklayacağım ben bunu? Ya Charlie imdat diye bağırabiliyor muydu ya? Yo. Allah Allah. Gel gel. Saklan şuraya. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Anlaşıldı mı? Oo, ben de neler diyorum abicim ya. Tarkan, ne yaptın sanıyorsun sen? Sabunlar orada şeyde, çamaşır makinesinin üzerindeydi, görmedin mi? Ben gitmek istiyorum artık. Tamam, dur çayın bitsin, ben götüreceğim seni. Söz mü? Aa, söz tabii, söz. Git git. Ne yapıyorsun sen? Kafana konan sineği kovmaya çalışıyorum. Bir sinek mi var? Evet. Ben sineklerden nefret ederim. Çık. Sabah çıkarken televizyonu açık unuttum galiba. Niye açmıyor bu çocuk kapıyı ya? Benim pastamı yiyor biliyorum. Bana bak. Yine geldi bu. Sen ses çıkartma. Vurur vurur kolu yolununca gider. İyi de kapıyı kıracak galiba. Yine ne var? Gözlerini ne olur gözlerimden ayırma sevgilim. Sevgilim mi? Gözlerin o kadar güzel ki bu an hiç bitmesin istiyorum. Yok ama benim eve dönmem lazım. Annem çok merak eder sonra. Lafın gelişi yani. Ya öyle. Charlie. Git. Of. Yok abicim. Ben daha fazla dayanamayacağım. Ben de atlayacağım camdan. Ne? Atlıyorum abi ya. Atlıyorum abi. Tutmayın beni ya. Saçmalama Afakan. Oğlum dur, düşüp yerini kıracaksın şimdi. Atlama sen Afakan. Ya ablacığım, bana bir şey olmaz. Ben askerliğimi bahriyeli olarak yaptım ya. Ne alakası var? Bilmiyorum ama ben yine de deneyeceğim abicim. Yavrucuğum dikkat et. Sıkı tutun, bırak tamam hayatım, mı? Bırak hayatım, bırak. Tutunmasın, daha iyi bırak. Talat. Nereye gider benim bu çantam? Çantam mı? Ay, Allah Allah. Ya, nereye gitti bu çanta ya? Yok, burada değil. Çok teşekkür ederim. Saat kaç oldu? Saat... Ay. Dur bakayım, saat kaç oldu? Allah! Oğlum sen bittin. Burası birden çok sıcak oldu değil mi? Sıcak mı? Evet, çok sıcak oldu. Gel lan buraya. Gel lan oğlum. Git! Ana! Ne oluyor? Bir şey düştü galiba. Yok. Düştü. Düştü. Afakan, iyi misin? Emine bir bastım. Bir şeyler yok. Helal. Dayı. Ne yapıyorsun sen?
Allah'ın sopası yok ki karıcığım, onu kutluyorum. Sen ne yapıyorsun? Tarkan niye pencerenin önünde duruyorsun? Çok güzel Dolunay var, ona bakıyordum. Oradan nasıl görüyorsun peki? Allah! Yine ne oldu? Ah, televizyon açıldı. Bunlar çok komik biliyor musun? Talat, bir ambulans falan çağır çabuk. Bir şey oldu çocuğa galiba. Yok canım. Bence sen o ambulansı hemen çağırın işte. Niye oğlum? Bir şeyin yok, iyisin işte. Benim için değil enişteciğim. O Tarkan olacak üç kağıtçı için çağıracaksın ambulansı. Tarkan için mi? Evet. Şşş, Charlie! Charlie! Kalk oğlum oradan! Şşş, Charlie! Hadi Charlie, kalk, görecek şimdi seni. Charlie, Charlie! Merhaba, nasılsın? Şimdi tam bittik işte. Allah! Ne yapıyor bu be? Kapıyı kıracak galiba. He? Hayatım sakin ol, sakin ol. O çok zararsız bir hayvandır, sakin ol. Ne olur sakin ol. Eyvallah Tarkan. Duramıyorum. Afakan iyi misin? Afakan nerede? Mutfakta galiba Nalan abla. Mutfakta mı? Ben gidiyorum Tarkan. Güle güle tek gülcüğüm. Ah, ilk kez adımı doğru söyledim biliyor musun? Bak sana hala ne kadar çok değer verdiğimi görüyor musun? Diyorum ki belki yarın akşam iş çıkışı tekrar... Hiç sanmıyorum Erkan. Tarkan, benim adım Tarkan. Her neyse işte. Evim, evim güzel evim. Evim güzel evim. Ana. Afakan. Ve kırmızı başlıklı kız. Ve kırmızı başlıklı kız. Ve kırmızı başlıklı kız elinde sepetiyle büyük annesinin evine gelir. Yatakta büyük annesinin kıyafetlerini giymiş kurt yatmaktadır. Kırmızı başlıklı kız yatağın yanına gelir. Baba, efendim? Bu kızın adı ne? Kırmızı başlıklı kız ya yavrum. Böyle isim olur mu hiç? Neden olmasın yavrum? Benim adım da o zaman pembe atkılı kız olsun. Pembe atkılı kız mı? Ha, seni akıllı bıdık seni. Baba. Efendim oğlum. Ya yarın bir gün sarı başlık takarsa bu kız? O zaman da yine kırmızı başlıklı kız mı diyecek mi oğlum? Kırmızı şapkası dururken niye gidip sarı şapkayı taksın? Leke oldu diye kuru temizlemeye verebilir mesela. Ne? Ormanda gezerken ağaçtaki kuşlar şeylerini yapabilirler mesela. Ya masal yavrucuğum, bu itiraz etmeyin, dinleyin değil mi? Yok yok, anlaşıldı. Sizin niyetiniz masal dinlemek falan değil. Babanızla kafa bulmak. Hadi bakalım uyun artık, yarın okul var. Erken kalkacaksınız. Ya baba şunu hiç hatırlatmasan ne güzel olacak aslında biliyor musun? Hadi bakalım fazla konuşmayın. Saatinizi kurdunuz mu? Charlie kurdu babacığım. Charlie mi kurdu? Oo, hayret. Afakan nasıl oldu o saati geri almadın? Hadi bakalım, Allah rahatlık versin kızım. Sana da babacığım. İyi uykular benim aslan oğlum. Ah. Hafta sonu top oynarız değil mi babacığım? Oynarız tabii, oynarız. Burası çok soğuk, iyice örtün üzerinizi. Baba. Ört bakalım, ört. Efendim kızım. Charlie'yi öpmeyecek misin? Ne? Ay, saçmalama kızım. Şimdi ne yapacağım o kıllı şeyi? Uykum kaçar sonra. Ama babacığım yazık. Bizi öptün, onu öpmezsen çok kıskanıyor. Üzülüyor sonra. Ha. Tamam tamam. Peki. Hadi Charlie. Sana da iyi geceler. Hadi bakalım. Zamane çocukları. Ne geceydi değil mi? Hala niye şaşırıyorum bilmiyorum ki. Yani insanın Afakan gibi bir kayınbiraderi olunca bu tür kalp krizlerine hazırlıklı olması gerekir. Talat,
Sen de çok gelme bu çocuğun üzerine ne olur. Ne güzel bir iş buldu kendine. Yavaş yavaş eli para tutmaya başlayıp da bir de kendine göre bir kız bulup evlenince ya biraz normale döner belki. Aman aman Nalan aman, inşallah yani inşallah. Çok soğuk değil mi? Sabah erkenden gidip sırf intikam olsun diye o Ateş Bey'in paspasının üzerindeki gazeteyi çalmayı düşünüyorum. Ne dersin? Olur aslında, biliyor musun? Seninle gurur duyuyorum, biliyor musun karıcığım? Aa, niye? Niye mi? Evet. Yani gecenin bu saatinde durup dururken niye yani? Hiç. Öyle içimden geldi işte. Seninle gurur duyuyorum çünkü sabahtan akşama kadar iki tane zehir gibi çocuklu bir evi gayet kahramanca çekip çeviriyorsun. Her günün sonunda kocaman bir madalyayı, alnının tam ortasına da kocaman bir öpücüğü hak ediyorsun. Bu gerçekten çok iyi geldi. Aha, bir de yanında ekstra eziyet olarak benle ve Afakan'la uğraşıyorsun. Maymunu unutmuyorsun değil aman, mi? Aman 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 aman. O başlı başına ayrı bir hikaye zaten. Talat. Çocuklar yattı mı? Aha, şimdi yatırdım. Yani şu anda baş bir şeyiz öyle mi? Evet. Akşam şu birbirimizi ısıtma projenden bahsediyordun, hatırladın değil mi? Hiç unutur muyum karıcığım, hiç unutur muyum? İmdat! Ne oluyor şimdi? Aman canım, ne olacak? Afakan Tarkan'ı bacaklarından tutmuş, pencereden aşağı sarkıtıyordur mutlaka. Ne? Şaka yapıyorum canım, şaka şaka. Ha. Talat baksana, öldürecek çocuğu, bir şey yapmayacak mısın? Şu anda önünde iki seçenek var karıcığım. Ya gidip sabaha kadar o iki kımıl zararlısıyla uğraşacağım, ya da seninle yatağımıza gidip sana bir güzel sarılacağım. Hangisini seçsem acaba? Tamam tamam. Tabii ki ikincisini seçiyorum. Ama bu... Evet, bence de çok doğru bir seçim yaptın. Tebrikler. Biliyorum. We'll be right back.